Ömer. Gamze. Neredesin sen? Ulaşamadım bir türlü sana. Ne yapıyorsun, iyi misin? Ben karakola geldim ama yanına gelemedim. Babanı görünce şimdi orada. Ne yaptı baban? Neredesin sen? Ben şimdi eve geldim. Hazırlanıp işe gideceğim. Tamam, ben geleceğim, konuşuruz. Tamam. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Erdal, sen... Ben çağırdım. Hem birlikte kahvaltı ederiz hem de düğün hazırlıklarını konuşuruz diye düşündüm. Geç otursana. Ben işe geç kalıyorum ama. Ben buradan hemen hastaneye geçeceğim ya. Seni de bırakırım, kalmazsın. Gel. Gelme, gel. Çay koyuyorum. Çocuklar çıktı mı? Az önce çıktılar. Erdal Bey'le düğün mekanı bakmaya gitmişsiniz Gamze. Yani biz çok duyuyoruz orayı. Çok şahane, çok klas bir mekan orası. Yani çok inşallah orada olur ya düğün, bakalım. İnşallah. Yemin ediyorum var ya, 10 numara mekan. Bacanak çek çek. Koyayım sana, çay koyayım. Bacanak dedim yalnız. Allah söyledi. Dikkatli olalım ha. Top artık Gamze'de. Artık ondan haber bekliyorum. Tamam derse zaten mekanın sorumlusu bizden haber bekliyor. Çok iyi olur. Öyle değil mi Gamze? Biz bir bakalım, bir konuşalım Erdal'la. İyi. Konuşun ama bir an önce neticelendirin şu işi. Siz merak etmeyin. Çok güzel bir düğün olacak. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim bıraktığınız için. Rica ederim, ne demek. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Salonla ilgili bir şey söylemedin henüz. Erdal. Hı. Ben... düğün istemiyorum. Ben... Hı. Sen... Bak... şey diyorsan eğer... sadece nikah yapalım. Annenler de çok istiyor bu düğünü bak. Annen şimdiden gitmiş, gelinlik modelleri bakıyor sana. Bana da gönderiyor telefonda fotoğraflarını ama. O yüzden yapalım bir düğünü. Ha, bu arada sen gelmeden evvel annenle konuştuk biraz. Ömer'le Süreyya'dan bahsetti. Neler olmuş neler. Ne olmuş? Annem Melahat Hanım'la konuşmuş. Gecenin yarısı Ömer sen git Süreyya'nın odasına dal. Ha şimdi annen de çok kızgın Ömer'e. Verdi, veriştirdi. Diyor ki yani Reşat Hoca zaten hasta, rahatsız. Daha da beter olacak şimdi diyor. Neyse. İşte geç kalmayayım ben. Hadi geç kalma hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen hala ne arıyorsun odamın arabasında? Bunu sonra konuşalım. Ben seni çok merak ettim. Sana soruyorum, senin ne işin var hala o adamla? Söylemedin mi? Ayrılmadın mı? Gel benimle. Gel.
Evet, seni dinliyorum. Ömer, ne olur böyle konuşma benimle. Ben geceden beri perişanım. Sabaha kadar hiç uyumadım, hep seni düşündüm. Seni merak ettim. Söyle bana. Sen ne yapıyordun Süreyya'nın odasında? Hı? Sen önce odamın arabasında ne yapıyordun onu söyle bana. Annemler kahvaltıya çağırmış. Sonra da beni bankaya bıraktı işte. Hala söylemedin. Söyleyecektim. Bitirelim diyecektim. Ve? Söyleyemedim işte. Yine söyleyemedim. Allah kahretsin, söyleyemedim. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Seninle olabilmek için neler yaşıyorum görmüyor musun? Farkında değil misin bunların? Farkındayım. Farkındasın. Ama adama ayrılacağınızı söyleyemiyorsun öyle mi? Söylemek istiyorum. Kıvranıyorum burada söylemek için. Ne zannediyorsun? Sen de farkında mısın bilmiyorum ama ben o adamla sözlüyken seninle evlendim. Söyleyecektim, bütün cesaretimi topladım söylemek için. Ama işte sinirlerim çok bozuk, çok kötüyüm. Seni çok merak ettim. Seni çok merak ettim. Sabah karakola geldim. Yanına gelemedim bir türlü. Sarılmak istedim, sarılamadım. Sonra babanla seni öyle görünce çok kötü oldum. Söyle bana, ne yapıyordun Süreyya'nın odasında? Sen niye girdin oraya Ömer? Hakan, bizi öğrendikten sonra çözmek istedim meseleyi. Tek yolda Süreyya'ya gitmekti diye düşündüm. Çünkü eğer Süreyya gerçeği söyleseydi, aileme evlendiğimizi söyleyecektim. Çok acele ediyorsun. Çünkü senden ayrı kalmak çok zor geliyor. Benim için de öyle. Benim için de. O kadar zor ki. Elim kolum bağlı, hiçbir şey yapamıyorum. Sen hücredeyken sana öyle uzaktan bakıyorum. O kadar zor ki. Peki ne yaptı baban? Verdi mi istifa dilekçesini? Çok üzgünüm Ömer. Aslında Süreyya çözebilirdi bu meseleyi. Gerçeği söyleseydi sen de baban da kurtulurdunuz. Şimdi yargılanacaksın bir de. Acaba diyorum ki bir de ben mi konuşsam şu Süreyya'yla? Sakın. Sen önce Erdal'a ayrılacağınızı söyle. Söyleyeceğim. İyi misin şimdi? Çalışabilecek misin? İyiyim. İyiyim. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ben de seni çok seviyorum. Öpemişsem şu an. Hadi git. Önce sen.